Günaydın. Günaydın. Nereye geldik seçim? İstanbul'dayız sonunda. Sultanahmet'e geldik. Güzel güzel çekimler yapacağız. Sony'li bir gün geçirmeye karar verdik. Hem A7 R5'i iyice bir inceleyeceğim. Fotoğraflarını çekeceğim. Hem de biliyorsunuz ZV-E1'in SLO güç ve video performansını inceleyeceğim. Bugün bol bol görüşeceğiz. Ay, seçicim neredeyiz ya? Vallahi yıllar olmuş Topkapı Sarayı'nı gezmemişiz. Fırsat bu fırsat dedik gezelim. Çok güzel yapılmış. Seneler önce gelmiştim. Müthiş. Sevgili dostlar, bugün sabah erken kalktık. Ben seçim. Erken kalktık, evet. Daha gün doğmamış gibiydi. Evet, daha henüz gün doğmamıştı. Sultanahmet'e geldik. Sultanahmet'ten direkt şeye daldık. Biraz orada bir iki fotoğraf falan video çektim. Sonra Ve Topkapı Sarayı'na. çok uzun zamandır Topkapı'nın içine girip görmemiştik uzun zamandır, belki 15 senenin üstü. Bir girdik çıkamadık. Orada da özellikle yeni aldığım Sony EZV1 ile çok güzel S-Log 3 videoları çektim. Çok basit ayarlar. Onları hemen anlatacağım size. S-Log 3'ü ayarlayacaksınız. Şimdi sevgili dostlar, en basitinden ben size ayarlarımı göstereceğim. Menüye giriyorsunuz. Buradan çıkalım. Özür dilerim sizlerden. En başa şurada Ana 1 ve Ana 2 var gördüğünüz gibi şeyin hemen altında, menü ayarlarının altında. Ana 1'den benim yaptığım ayarlar. Bunu 24 FPS'ye getirdim. Şimdi ilk aldığınızda 24 FPS'yi görmeyebilirsiniz. Görmez iseniz eğer yapmanız gereken şey şurada ayarlara gidip şurada alan tarih ve burada PAL NTSC seçiciden bu değişikliği gerçekleştirin. Zaten PAL'de gelecektir size ama NTSC'ye çevirirseniz eğer o zaman o söylediğim ayarları görürsünüz. Ondan sonra tekrar gelelim biz anaya. Ana birden 24 FPS. Bunun da karşılığı 1.48 olmadığı için 1 bölü 50. Burada F4 ya da F bilmem hiç önemli değil. Çünkü onu zaten manuel ayarlayacağız. Sevgili dostlar, hepsini ben yine de gün ışını ayarlıyorum. Otomatik videoda ben çok çekmeyi sevmiyorum. Gün ışığını hiç olmazsa düzeltmek daha kolay oluyor. Bu sizin zaten görüntünüz olacaktır ama ona hiç aldanmayın, takılmayın oraya. Burada benim tercihim XAVC HS4K. Buraya girdiğiniz zaman zaten ayarlarınız ortaya çıkacaktır. Buradan buraya kadar gidebiliyorsunuz. Ben tabii ki burada 100 megabit 422 10 bit tercih ettim. En yüksek kayıt imkanı olarak. Dolayısıyla da bundan dolayı da bu da H265. Eğer sizin bilgisayarınız yeterince kuvvetli değilse o zaman bunu tercih edin. Bu da H264. Daha sıkıştırılmamış dosyalar. Daha kolay işler. Ama ben bunu tercih ettim. Dolayısıyla buradan devam edelim. Burada LUT AF dedim. Çünkü açık derseniz bu sefer ayarlarınızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi kapatın, daha sonra geleceğiz ona. Bu neymiş? Hemen bakalım sevgili dostlar. Proxy, benim proxy ile alakam yok. Dış rüzgar sesini ben kapalı tutuyorum, otomatikte tutmuyorum. Bunu da ayarlamalarımda aşağı yukarı işte 20, 18, 19, kimine göre 15, bulunduğunuz ortama göre ayarlarınızı yapın. Bu da doğrudan doğruya kameradan yapacağınız kayıttan kaynaklanacaktır sevgili dostlar. Buradan çıkalım. Buradaki işimiz bitti. Hemen ana 2'ye geliyoruz ve burada sevgili dostlar bu sizde böyle çıkacaktır. Kapalı çıkacaktır. Şimdi lock off dediği yere gireceksiniz ve bunu açık ve esnek ISO olarak ayarlayacaksınız. Renk skalasında eğer burada değilse buraya ayarlayın. Eskamut 3 Sine S-Log 3 sevgili dostlar. LUT dosyası ekle. İsterseniz o sonraki hikaye. Onun haricinde de biz burada tabii çekimi bu neymiş sevgili dostlar? Tamam. Bunu kullanamıyormuşuz.
Manuele getirin ayarlarınızı. Çünkü manuel çekeceğiz, yapacağız ayarlarımızı. Özür dilerim, tekrar menüye girelim. Ben burada Steadshot elde çekim yapacağım için, gimbal da kullanmayacağım için, evet biraz bir kopu olacaktır ama aktifte tutmayı tercih ettim. Onların neticelerini zaten göreceksiniz o çekimleri. Niye bunu aktifte tutmayı tercih ettim? Çünkü zaten 16 mm, yani 16-35 ile çekim yapacağım için yeterince geniş bir alanım var. Birazcık crop bana hiç rahatsızlık vermez. Bu zaman içinde değiştirebileceğimiz şeylerdir ama genelde genişçe bırakıyorum sevgili dostlar. Genişçe bıraktıktan sonra da bunu ben buradan açıp kapayabilirsiniz. Bu da nedir? Nesne takibini devreye sok ya da devre dışı bırak. Eğer insan çekecekseniz devre dışı bırakmayın, açın. Bunu da öncelikli insan olarak ayarlayın. Eğer hayvan ya da kuş, hayvan ya da kuş ya da böcek ya da başka bir şey çekeceksiniz, buradan da özel ayarlarınızı yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu konuda da bir sıkıntı yok. İnsan da tutalım. Hadi bunu AF10'da tutalım ama buradan istediğiniz anda gelip bunu kapatabiliyorsunuz sevgili dostlar. Valla işte ana ayarlarınız böyle. Onun haricinde geri kalan bütün ayarlar zaten manuel olarak yapacaksınız. Çekim esnasında bu şekilde ben iki tane ISO kullandım. Yani iki ana baz ISO'yu kullandım sevgili dostlar. Bir anlamda burada Cine EI yok ama onu Cine EI gibi kullandım. Sadece ve sadece neyi kullandım sevgili dostlar? 640 ISO ile ikinci baz ISO'su olan 12800 ISO'yu kullandım. Ve onun haricinde de 1,5 stop ile 9 stop arası variable bir ND filtre kullandım. Ve inanın ki bütün pozlama ayarlarımı da onunla yaptım. Bakalım netice ne olacak şimdi sevgili dostlar. Kullandığım lens, yeni aldığım 16-35 PZ f4 ve çok da güzel bir lens. Bütün şeyi iki tane ISO değeri kullandım. Açık havada 640 ISO'yu, kapalı alanda da 12800 ISO'yu. Çünkü bu iki ISO'da biliyorsunuz SO3'te baz ISO'lar. Sevgili dostlar, pozlama ile ilgili bu histogramı bir araya getirdiğiniz zaman ben size şöyle bir göstereyim kabataslak. Sizin histogramınız aşağı yukarı böyle bir ayar yakalamalı. Yani ortalarda bir yerde olmalı. Ne sol tarafı yukarı dümdüz çıkmalı, ne de sağ tarafı dümdüz yukarı çıkmalı ki pozlamanız doğru gerçekleşsin. Yani buradan ayarlama yaptığınız zaman zaten çok rahatlıkla bunları posta düzeltiyorsunuz. S-Log 3'ün büyük avantajı sayesinde. Çünkü zaten dinamik aralığı o kadar üst düzey bir kamera ki çok rahatlıkla posta bütün bu düzeltmeleri yaparsınız. Zaten bu anlatım bittikten sonra zaten ben size görüntüleri de vereceğim sevgili dostlar. Başka yaptığım bir şey var mı? Yok. Yani buradaki multiye hani metreye falan aldanmayın. Bu bazen artı 7 gösterir, artı 2 gösterdi, artı 1,7, artı 1,3 gösterdi. Bu sizi kandırmasın. Siz histograma güvenin bu dış çekimlerde ya da işte genel ışık kontrolü sizde olmadığı çekimlerde. Bu işin video kısmıydı. Pardon, özür dilerim. Tabii ki bunun için de bir tane variable ND filtre almanız lazım. Ben KF konseptin 1,5 ile 9 stop aralığı olan ND filtresini kullandım. Ki bu benim 72 mm, bu da 72 mm. Üçüncü lensim de 72 mm çapa sahip olduğu için aynı filtreyi hepsine kullanabiliyorum. Fotoğraf kısmına gelince sevgili dostlar çok fazla bir şey yapmadım. Çünkü çok öyle süratli fotoğraflara ihtiyacım olmadı. Ve gerçekten bu makinenin 8 stopluk becerisi üst düzey oldu. Bunda da yaptığım tek bir şey var. A'ya getirdim. A'ya getirdim. ISO'yu da otomatiğe ayarladım sevgili dostlar. Çünkü bu kamerada yani en kötü koşullarda 12800 ISO bile kurtarır fotoğraflar veriyor size. Çok da keyifli fotoğraflar oldu. Bunda da ağırlıklı olarak 20'ye 70 f4 lens kullandım. Genellikle f4'te kullandım. Çok nadiren 8 ve 16'yı kullandım. 16'yı nerede kullandım? Özellikle o hani güneşin güzel güzel yıldız hüzmelerini yakalayabilmek için f değerinizi bir parça yükseltmeniz gerekiyor. Çok da doğal olarak. Ama onun haricinde
Daha geniş alan kullanmak istediğim zaman F8'e, ama onun haricinde genelde de F4'te tuttum. Yani daha doğrusu manuel ayarladım diyaframımı, otomatiğe bırakmadım sevgili dostlar. Başka ne yaptık seçincim? Bol bol gezdik, bol 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 fotoğraf çektik. gezdik, çektik, inanılmaz Bir şey daha kareler. yaptım sevgili dostlar. Bu 61 megapiksel değil ama lossless raw medium 26 megapikselini tercih ettim. Bu da tabii 130 megabaytlık dosyalar yerine 50-55 megabaytlık dosyalara düşürmüş oldum böylelikle. Ve böyle bu tür çekimlerde de farkı görmeniz zaten mümkün değil. Çünkü fark yok. Yani doğrusunu isterseniz. Şimdi ne yapalım? Size bu video ve fotoğraf görüntülerini bir yayınlayalım. Tamam mı? Thank you.
Nasıl sevgili dostlar? Sony bu işi beceriyor değil mi? Yani şu küçücük alet zaten bunda bu tür çekimlerde ısınma derdi diye bir şey yok ama bu kamerayla ilgili daha geniş içeriğimde bütün o testlerin hepsini yapmış olacağım size. Gerçekten çok ısınma noktasında ne kadar dayanıyor, ne kadar zamanda kapanıyor. Yani hangi şartlarda çok zorlanırsa kapanıyor. Hangi şartlarda rahat çekim yaparsınız uzun süreli. Onların hepsini ben size zaten tek tek anlatacağım. Menü konusuna da gireceğim. Menüde o ilk yapacağım incelemede basit menü açıklamalarını yapacağım ki göreceksiniz aslında çok basit de bir kolay yolu var. İlk başta bana da karışık gelmişti ama eliniz gözünüz alıştıktan sonra aslında Sony kameraların menüleri kendi isteğiniz doğrultusunda son derece basitleştirebiliyorsunuz ve kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani sevgili dostlar işte böyle pazar günü bir dışarı çıkalım dedik yengenizle beraber. Ama hava da çok güzel. Hava da bugün gerçekten çok güzeldi. Siz de bizimle beraber gezin istedik. O yüzden sizi de dahil edelim dedik. Fotoğraf çekmek kolay ailesi bugün bir pazar gezintisi yaptı. Sony'nin sayesinde yaptı bunları. Daha da Sony ile ilgili çok içerik yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Vallahi bu içeriği beğendiyseniz ve sizlere değer kattığını düşünüyorsanız lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, sağlık ile kalın, huzur içinde kalın ve barış içinde kalın. Hoşça kalın. Ben Erni Çomaç. Allah ben de yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.